zaman tekrar az önce söylediklerinizi bir daha söyleyeyim. Çünkü söylediğiniz çok farklı oldu. Satış onu yapmaz. Pazarlamayla satış hiç şey değildir. Çok farklı oldu. Birçok insan bunu karıştırır. Satış pazarlama beraber görür ama aslında farklı. Tabii önce dediğiniz gibi ürünü tanıtan, evet, pazara sunan, evet, pazarlama, evet, tanıtımını yapan. Fakat satış fiili olarak ürünü ilgisine ulaştırandır. Evet. Pazarlama, satış bu noktada birbirlerinden çok ciddi anlamda ayrılır. Bunu konuştuğumuza göre tekrar hangisi dersiniz? Pazarlama mı, satış mı? Satış diyoruz. Ama çok farklı bir noktaya geliriz. Bundan emin olmanız lazım. Tereddüt halinde olduğunuzu görüyorum. Satış daha yakın olduğunu düşündüğüm için. Ama pazarlamaya şey, pozisyonu hiç bana müracaat yok. Pazarlama? Pazarlama konuşuyoruz mülakatımızın başladığından beri. Ama mülakatımız sırasında çizgi değiştirdiniz. Evet, pazarlama olarak düşünüyorum, düşünmüştüm. Yani ürünü... Konuşacağım galiba. Yok, hayır. İki işte daha yakın gördüğüm için genel anlamda ama satışı... Yok, öyle bir şey yok. Yani kendine daha yakın gördüğüm diye bir şey, bir kararlılığınız olması lazım. Pazarlamaysa benimle mülakat boyunca pazarlama diye devam etmeniz gerekiyor. Satışta satış yapıyorum. Çünkü ben o zaman pazarlama derseniz sizinle görüşmeye devam ederiz. Satış derseniz görüşmeyiz. Evet, belki benim satış olarak ihtiyacım yok. Öyle değil mi? Evet. Ben satış olarak ilana çıkmamışım veya işte arkadaşlarım CV'mizi bana getirmişler. Evet, ben pazarlama konusunda bir elemanla mülakat yaptım. Pazarlama noktasında istihdam yapmayı düşünüyorum. Hı-hı. Satış başka bir nokta çünkü. Evet. Belki de benim satışta ihtiyacım yok. Doğru. Dolayısıyla mülakatımız farklı noktaya gelmeye başladı. Bence siz kararlı olun pazarlamada. Doğru olur mu satış? Evet, tabii ki doğru olur. Çünkü bu hata ciddi bir hatadır. Bunu yapmamamızı öneririm. Size çok güzel bir puan kaybı kalır. Evet, Word Excel bilgilerinizin çok iyi olmadığını, yani seviye olarak iyi diyorsunuz. Evet. Ama pazarlamada biz bunun çok iyi olmasını istiyoruz. Bunu nasıl geliştirmeyi düşünüyorsunuz? Bu da aynı şekilde şirket içinden de eğitim desteği yok, olarak da alıyoruz. Yok, şu anda yapmıyoruz. Dışarıdan takdim ederim. Yani biz o zaman şöyle düşüneceğiz, sizi istihdam ettiğimiz zaman belli bir müddette sizin eğitiminiz için, evet, zaman ayırmanız gerekecek kendinize. Hı hı. Yani bizim için tabii bir bakış açısıdır. Acaba bizim buna vaktimiz var mı? Veya bu pozisyon için böyle bir şansımız var mı? Bunu bilmeniz lazım. Şu aşamada da söylüyorum, öyle bir durumumuz yok. Bizim İngilizcesi çok iyi, bilgisayar bilgisi çok iyi olan, pazarlama yönünde tabii ki yeni mezun olduğunuz için yetiştirmek üzere değerlendirebilirim. Ama altyapıda benim pazarlama için aynı es grubunun yapısı itibariyle yabancı dil ve bilgisayar bizim olmazsa olmazımız. İş deneyiminiz olmamış ama buraya iş deneyimi yazmışsınız. Staj olarak ayrıca belirtti. Staj da belirtmek gerekiyor. Staj yazmıyor. Pozisyon olarak, staj olarak mı belirtiyorsunuz? O zaman bunun başında iş deneyimi değil, staj yolu. Peki. Göstermeniz daha doğru olur. Referans? Referans. Mehmet Soyer Bey'i tanıyorsunuz. Evet. Genel sekreter Ödemiş Ticaret Odası'nda. Öyle mi? Sizden nereden tanıyorsunuz? Staj boyunca tanışmışlığımız var. Benden memnun kaldığını söylemişti. Tekrar hani bu şekilde bir durum olursa tekrar hani işe alın, yani çalışmak istediğini belirttiği için onu referans olarak gösterdi. Siz hakkınızda bilgi alabilirsiniz. Tabii ki de, evet. Peki. Özel yaşantınızdan biraz bahseder misiniz? Çünkü pazarlama dediğimizde mesai kavramı çok farklı. Bir üretim işçisi gibi, bir üretim elemanı gibi düşünmemek. Pazarlamanın mesai saatleri biraz daha uzun. Bunun size olan yansıması ne olur? Yani kabul eder misiniz? Ben sabah 8'de giderim, akşam 6'da giderim gibi bir yapı içerisinde mi olursunuz? Yoksa işim ne zaman biter, o zaman giderim dersiniz? Tabii ki de işim olanca çizgimi gösteririm. İş gereği boyunca bir taşıma, o tarz şeylerim olmaz. Gerektiği gibi işimin sorumluluğunu alıp gerektiği gibi davranırım yani. Yaşarsınız. Evet. Peki, bayan arkadaşlarımız özellikle bu zamanlarda yaşıyoruz.
İnşallah yarın evlilik söz konusu olduğunda iş hayatımıza devam veya bırakma gibi bir durum yok. Ne açıdan bakıyorsunuz? Yok, devam. Devam. Evet, öyle. Her yerde. Siz tek başına kalabilirsiniz. Evet, ona göre tabii her şey konuşalım. Evet. Özel yaşantınızda neler yaparsınız? Araştırma almayı seviyorum mesela. Özellikle bölümle ilgili konularda biraz ilgilenmeye çalışıyorum. Yavaş yavaş kendimi geliştirme aşamasında hissediyorum kendimi. Daha sonra kitap okumayı, sosyal aktivitelere katılmayı. Herhangi bir kulübe, derneğe, partiye bir yansım? Yok, şu anlık değil. Şu anlık değil, olabilir. Doğru. Şimdi en önemli nokta, bir firmada işe başvurduğunuzda firmanın ticari yapısının dışında her firmanın kendine özgü bir durum mümkündür olan bu firmanın sahipleri, işverenleri kimlerdir, çalışma şekilleri nedir, sosyal yaşantıları nedir, kurumun bir yapısı, kurum kültürü gibi bir yapı var. Bu yapıdan bilgi sahibi misin, sahibi misin? Yani bunun bu limana sahipleri nasıl yaşarlar? Hayata nasıl bakarlar? Dünya görüşleri nedir? Hiç bunlar da ilgilendiriyor. Genel araştırma yapıyorum. Bu kadar ilgili. Peki bizim kurum kültürümüz sizi rahatsız eden bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Annenler yer gibi bir yoğurt işi var. Evet. Bizim yoğurt, yoğurt üretiyoruz ama yoğurt işi. bu önemli. Yani bizim değer yargılarımız sizin hayat tarzınızla, dünya görüşünüze ne kadar ben biraz bilgi sahibi oldum bu konuda. Bununla hani insana değer verdiğinizi düşündüğüm için öncelikle zaten size başvuruda bulundum. O yüzden bu konuda pek sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Herhangi bir sağlık sorunuz, sağlık belgeleri falan var mı? Herhangi bir sorun var. Yani bize ifraz edeceğiniz yasal belgeler de bir sıkıntınız olmuş. Yok. İkamet sorunu diyebilirim. Hocam, ikamet sorunu olacağını sanmıyorum. Yani buraya yerleştiğim için artık şu anda biz maalesef bu sıkıntıyı çok yaşıyoruz Aşık Bayan'da. Anlıyorum. Yani dolayısıyla Aşık Bayan bir ilçe, küçük bir ilçe. Biz de ağırlıklı olarak sizin pozisyonunuzdaki arkadaşlarımızın pozisyonunuza yakın olması gerekir. Seyahat engeliniz olmaması gerekir. Pazarlamada çalışacaksınız. Gerek yurt içi ve gerek yurt dışı. Mutlaka seyahat edebilmelisiniz. Araç kullanabiliyor musunuz? Hayır, şu an bir eğitim yapıyorum. Pazarlama bölümünde bizim en önemli kriterlerimizden biri de araç kullanıyor olmanız. Size araç şahsı, direkt bir eğitim almanızı tanıtım amacıyla gitmeniz gereken yerler olacak. Ücret beklentiniz var mı? Ücret beklentim bu konuda çok böyle şey olarak düşünmedim. Yok, orta dereceli benim sonuçta kendimi geliştirdiğim yani o işe, o pozisyona hak ettiğim derece zaten siz bana takdim edeceğinizi düşünüyorum. O ayrı bir konu, bizim kendimi skalamız ayrı ama desenin gönlünden geçiriyor. Ya ilk olarak asgari ücretle başlayıp daha sonra kendini geliştirdikçe, pozisyonu değiştikçe ona göre benim sana tavsiyem, şartlar ne olursa olsun, eğitimlisin, bir branşa müracaat ediyorsun. Evet. Burası biz asgari ücreti, vasıfsız elemanlara öneriyoruz. Mümkünse kendi değerimizi o şekilde fiyatlandırmayız. Bu tabii ki firmanın kendine göre. Yani, olabildiğince karşı tarafa müracaat şartlar oluşur, sizinle çalışırsak ne zaman iş başarabiliyorsunuz? En yakın zamanda. Onlar bir sıkıntı var. Peki, arkadaşlarımız sizin hakkınızda gerekli araştırmayı yapacaklar. Onun oraya olmadan kısa süre içerisinde size geri dönüşürüz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim.